Merhaba sevgili dostlar. Gündeme not düşeceğiz ama bizden önce Sayın Meral Akşener gündeme not düşüyor. Çarşamba günleri neredeyse programın bir bölümünü Sayın Akşener yapıyor. Bir bölümünü sizle beraber biz yapıyoruz. Akşener formdaydı. Formda olmasıyla birlikte bize yeni düşünecek alanlar da kattı. Elbette ki muhafazakar partilerin özellikle kul hakkı üzerinden açtığı tartışma daha seküler bir dile taşınabilir. Kuşkusuz ki cumhuriyet, laiklik ve demokrasi denklemi üzerinden hayatı kavramamız gerekiyor. Ancak Sayın Akşener ve genel olarak siyasi partilerin tamamı eğer dikkat ettiyseniz Erdoğan'ın argümanlarını tam da onun dilinden çürüterek yanıt veriyor. Size matrak bir şey söyleyeyim değerli dostlar. Ben, e, bendeniz Emre Aysever, 51 yaşındayım ve fark ettim ki ben de bir EYT mağduruyum. Benim mağduriyetim biraz e, sembolik olabilir. Netice itibariyle kör topal da olsa hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Lakin bundan e, bir ay kadar önce ya da belki de birkaç ay e, kadar önce yaptığım bir değerlendirmede e, bu işlerin uzmanı olan bir hanımefendiye dedim ki ya benim durumum nedir bir anlatın da ben de ölmeden önce emekli olabilecek miyim diye öğreneyim dedim. Hoş Emeklilerin alacağı parayla insanın hayatta kalma şansı pek yok. Zaten %80 ölü olarak yaşıyorlar ama sonuçlar geldi ve tablo şöyle çıktı. Ben defalarca kez paralarımızı ödeyerek sigortalarımızı ödeyerek aslında çoktan emeklilik hakkı kazanmış olmama rağmen hala eksik görünüyor. Neden suçumuz çalışmak? Çünkü birden fazla yerde tencereyi kaynatmak için çalışmışız. Örneğin tiyatro yapmışım, örneğin televizyonlarda çalışmışım, gazetelerde çalışmışım. Fakat üç yerden sigorta ödendiği halde bir sayılmış. Hadi bunu da kabul ettik diyelim. Ya dedim ki ben ne zaman emekli olurum aşağı yukarı? Dediğim gibi çok büyük bir beklentiden dolayı değil de işte merak. Bana dedi ki Enver Bey ölmeden önce olacaksınız inşallah. 60 yaşında olacakmışım. Biliyorsunuz gazeteciliğinde biraz avantajı var yıpranma payından dolayı. 1-2 sene geriye gitmemiz gerekiyor ama 60'tan bir sene geri gitseniz 59 yaşına gelecek. E peki bu zor koşullarda tencere nasıl kaynayacak? İşin matrak tarafı ekranları başında bizi izleyenlerin hepsinin ortak sorunundan söz etmek istiyorum. E, ailemizde mutlaka bir ya da birkaç kişi işçi, emekçi ya da beyaz yakalı neyse o çalışırken yani patronları tarafından alenen kazıklanmıştır. Neden alenen kazıklanmıştır? Çünkü maaşlarına paralel bir şekilde sigortaları yatmamıştır. Yaşınız belli bir zamana gelir. Tam emekliliğinizi istersiniz. Gidersiniz abi bakarsınız ki sigortalarınız yapmış, yatmış ama asgari ücretten. Siz asgari ücretin çok daha üstünde maaş aldığınızı düşünüp ona paralel bir para yattığını zannedip hesabınızı yaptığınızda bir bakarsınız ki patronlar orada da cebinizden çalmış. İşveren denen aslında bayağı cebimizdeki hırsızlar. Sizin cebinizdeki paraları araklı yarar, sizi düşkün hale getirmiş, muhtaç hale getirmiş. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden yaşadığımız düzen, yani bu hain, alçak, kapitalist, küresel, neoliberal siyasetin düzenine kanmayın. Arada bir, bir. Ben bu ülkenin vatandaşı mıyım diye sorun. Çünkü her an vatandaşı olmadığınızı öğrenebilirsiniz. İki, ben bu ülkenin vatandaşıysam acaba sigortam hangi düzeyde yattı diye sorun. Asla patronlara güvenmeyin. Çünkü biliyorsunuz elleri cebinizde araklayabilirler. Onu kontrol ettirin. Ama dikkat edin mutlaka kontrol ettirin. Üç, ve en gürgür olan tarafı da şu tabii. Arada gittiğinizde de ya arkadaşlar ben herhangi bir yere üye miyim diye sorun. Bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi olarak çıkabilirsiniz. Yani paranız olmayabilir, paranız yatmamış olabilir, vatandaşlıktan çıkmış olabilirsiniz. Bütün bunlar yetmemiş halde vatandaşlıktan çıkıp AKP üyesi de olmuş olabilirsiniz. Memleketin hali pür melali bu. Akşener'e bakacağız. Çok daha sert, çok daha ciddi tartışmaların olduğu gezi olayına bakacağız. Türkiye'deki kepazeliklere bakacağız. Bir aydın hayatta, ayakta nasıl durmalı onu söyleyeceğiz. Medyadaki utanmazlıklara bakacağız. Ve en önemlisi çarpıtılan hakikat diye sunulanların yerine gerçekleri karşınıza koyacağız. Ne zaman biliyor musunuz? Şu anda baktım saat 11.50. Tam 12'de burada olacağım. Reklama gideceğiz. Sizden tek bir ricam var. Dün bizi koyduğunuz yere bugün de koyun. Ratingler gelmeye başlıyor ki bence halen doğru değiller. Ama her şeye rağmen bizi görmeyeceğiz mazdan gelemez haldeler. Baskıya, zulme rağmen biz burada sizinle birlikte, dostlarımla birlikte, radikal tahammülsüzlerle birlikte, merhaba demenin coşkusunu yaşayanlarla birlikte, yoldaşlarla birlikte bütün kanallar içerisinde birinci olmaya çok yakınız. Evet, tüm haber kanalları içerisinde birinci olmaya çok yakınız. Bunu arttıralım ki sesimizi kimse kısamasın. Rütük cezaları yıldırmadı. Sizin desteğinize ayakta kalalım. Anlaştık mı? 10 dakika sonra burada bütün radikal tahammülsüzleri bekliyorum. Umutsuzluğa inat, gündeme not düşüyoruz. Neden mi dersiniz? Çünkü biz Bella'yı veriyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Değerli dostlar artık dünya değişiyor. Dolayısıyla siz orada mısınız, burada mısınız diye hemen anlıyoruz. Çünkü neden? Elimizde veriler var. Sosyal medya var, YouTube var vesaire. Sizin orada olmanızla bizim burada olmamız arasındaki meselenin önemini biraz sonra tartışacağız. Ama daha önemli bir şey var. Mücelli ablamız ve yoldaşlarımızın e, içinde bulunduğu durum. Dedik ya her gün Mücelli ablayı unutmadan hatırlatmaya devam edeceğiz. Her yer Taksim. Her yer direniş. Mapusta 16. gün. Sizden rica ediyorum. Sevdiklerinizi, toplum için mücadele edenleri, insanlarımızı unutmayınız. Her yer Taksim, her yer direniş. Telefon geldi. İyi de bir yerden geldi ama açamadık. Neyse. Şimdi şuraya geleceğim. Mücella abla içeride. Dışarıdaki insanlar unutturmamak için elinden geleni yapıyor. Tayfun içeride. Bütün her şeyi elimizden geldiğince direnişi, her şeyi ortaya koymaya çalışırken bir yandan da ekrandaki görevimize devam ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Her yer taksim, her yer direniş ve işte gezi meselesine buradan başlıyoruz. Aileler, sevenler, dostlar, yoldaşlar elden geldiğince içerideki insanlara moral vermek isterler. İçeridekileri unutmayın. Bugün öyle şeyler göstereceğim ki size aslında mapushanede olan pek çok insanın mapushanede değil ülke yönetiminde olması gerektiğini, aslında ülke yönetiminde olan pek çok insanın da ilk evvela vicdani olarak neler yaptıklarını ortaya koyması gerektiğini göstereceğiz. Sanmayın ki sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nden söz ediyorum. Az sonra değerli sanatçımız Fazıl Sayın babası ama Fazıl Sayın babası babası olarak anılmak tam çok daha öte Türkiye'deki devrimci hayatın ve müzik hayatının en önemli isimlerinden biri Ahmet Sayın vefatının nasıl bir boşluk yarattığını göreceğiz. Ama önce Gezi davasındaki itiraz ve Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi deniyor. Peki nedir bu mesele? Neden reddedildi? Size şunu söyleyeyim. Avukatlar bilir. Haftada bir itiraz hakkınız vardır. Bu itirazlar kimseye heyecanlandırmasın. Rutindir. Ve öyle bir hale gelir ki netice itibariyle bu rutinin ardından her haftada maalesef itirazlar sanki yeni delil eklenmediği için, sanki yeni bir durum oluşmadığı için denerek ortadan kaldırılır bütün itirazlar ve yola devam denir. Fakat anımsatmak istediğim bir şey var. Aslında koşullar her gün değişiyor ve aslında gezidekilerin bırakın tutuklanmasını Türkiye için el üstünde tutulmaları gerekiyor. Koşullar nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor. Bu insanları tutukladınız. Tutukladıktan sonra aslında ülkenin yarısını tutuklamanız gerektiğini de anlamış oldunuz. En az yarısını. İşte onu gösterelim. Neler olmuş dünden bu tarafa? Bir de onları tartışmaya başlayalım. Gezi parkı tutuklamalarına tepki gösteren 888 kişi. Kendi kendilerini savcılığa ihbar ettiler. Biz burada Gezi ile ilgili yayın yaptığımızda ki Türkiye'deki en sağlam, en taraflı yayını biz yaptık. Çünkü gazeteciliğin taraflılığı nerededir? Barıştan, halktan, eşitlikten, özgürlükten, sınıf bilincinden, insan haklarından yana olmakla ilgilidir. Tarafız. Gezide bunların tamamı vardı. Gezide öteki yoktu. Gezide işçi vardı, gezide emekçi vardı ve bu insanlardan 888 yiğit kişi biz de kendimizi ihbar ediyoruz demişler. Aslında bugün oturduğunuz yerde korkuyu aşabilmiş olsanız ve herkes çıkıp da dese ki ben de gezideydim böyle bir kampanya başlasa ve herkes kendini ihbar etmeye başlasa aslında gezinin bir suç değil bir toplumsal birliktelik olduğunun altını çizmiş oluruz. Öyle mi? Maalesef insanlarımız korkuyor. Maalesef insanlarımız çok korkuyor. Bu ekranlarda yayın yapan arkadaşlarımızsa korksalar bile, e, ailelerine karşı sorumlulukları olsa bile, iktisadi sıkıntıları olsa bile, tırnak içerisinde söylüyorum, düşündüklerini söylemeye, inandıkları yapmaya devam ediyorlar. Oktay Akbal ağabeyimiz kapalı bir mekanda kalmaktan çok korkar ama yine de çok sert yazı yazardı. Klostrofobisi vardı. Bir gün soruyorlar Oktay Akbal'a cesaretiniz nereden geliyor diye. Cesaretim korkularıma yenilmemekten geliyor. Yurtseverliğimden geliyor. Cesaretim yazar, aydın sorumluluğundan geliyor derdi. Oktay abi büyük bir edebiyatçıydı. Gidin bugün birer tane Oktay Akbal kitabı alın. Gerçekten çok önemli. Neden alın biliyor musunuz? Altını çiziyorum. Neden Oktay Akbal alın biliyor musunuz? Yaşadığımız süreci, bu kirli süreci bir cümleyle bizi özetlediği için. Önce ekmekler bozuldu dedi Oktay Akbal. Bu coğrafyada ve dünyada önce ekmekler kirlendi. Tertemiz sabah kokusu olan, tertemiz insanları sabahın umuduyla uyandıran ekmeklerin yerine gerçekten insanın birbirini yediği, sabahların olmadığı bir ülkeye geldik. Devam ediyoruz. Oktay abiyle e, başka günlerde de anlayacağız ve konuşacağız. İşte bir yeni tabloda gezi tutuklularının aileleri adalet nöbetine katıldılar. Adalet nöbetine herkes uğrayabilir. Adalet nöbetine herkes gidebilir. Bu adalet nöbetleri sembolik biliyorsunuz. Bu adalet adalet nöbetlerinin yaptırımı nasıl olabilir? Adalet nöbetlerinin yaptırımı şöyle olabilir. Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünde arkasında milyonlar takıldı. Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasından gelen insanlar bir biçimiyle kendi meselelerini dile getirdiler. Adalet nöbetinde de bizim için, memleketi için, hayatı için, inandıkları için mapusta olanlara ses vermeniz söz konusu olabilir. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Örneğin Çiğdem Mater hanımefendiyle benim aramda hiçbir düşünsel ortaklık yoktur. Ee, örneğin Osman Kavala Beyefendi sanıyorum hiçbir ortaklığımız da yoktur. Lakin ben bugün Çiğdem Mater'i savunmakla yükümlüyüm. Ben bugün Osman Kavala'yı savunmakla yükümlüyüm. Çünkü iki tane ilkeden vazgeçmeyeceğiz. Bir, haksızlığa karşı kişinin kim olduğuna bakmayacağız. Adaleti herkes için isteyeceğiz. İki, ve en önemlisi bunun altını çizmek istiyorum. Bütün gazetecilere kalem oynatanları ve fikir söyleyenlere bu konuda özen göstermelerini diliyorum. Ben bunu hep yaptım. Mapusa düşmüş insanın ardından konuşmayacağız. Bize acı çektirse bile biz düşmanımız gibi olmayacağız. Çünkü mapustaki insanın cevap verme hakkı yok. Bunu yapan insan erdemli insan olur. Şimdi düne dönelim bakalım. Neler olmuş? Bir dinleyelim. Bunları dinledikten sonra da he, hızla bugün devam edeceğiz. Çünkü sadece 40 dakikamız var, meselemiz çok. Hazal'la sabahtan konuştuk, birçok hazırlık yaptık ama Meral Hanım'ın bize e, bırakacağı yeri de biliyoruz. Açık söyleyeyim iyi de bir reytingle bırakıyor. O yüzden söyleyeceklerimizin ne kadar mühim olduğunu bilerek size sırayla devam edeceğiz. İşte düne gidiyoruz, dünden görüntüleri sizle paylaşıyorum. Kazanacağız ya hep beraber ya hiçbir zaman. Gezi Parkı davasında verilen cezaları protesto etmek için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul şubesinde adalet nöbetine başladılar. 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'ın ve Tayfun Kahraman'ın aileleri nöbetin 15. gününde seslendiler. Müşteki olanlardan ikisine çağrı yaptık. Ali Babacan'a ve Davutoğlu'na, Ahmet Davutoğlu'na. Dosyaya dilekçe koydur avukatlarına. Deyin ki şu, şu şu zamanda şu görevdeydim şu şu zamanda ne şahsım ne bakanlığım hiçbir şekilde mağdur olmamıştır. Müştekilikten geri çekiliyorum diye buradan da çağrı yapıyorum. Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a geldi çağrı Can Atalay'ın babasından müştekilikten çekilin denildi. Gelin bu baskı ortamının yaptığı hukuksuz belgesiz e, yargılamalarda müebbetin 18 yılın e, Demirtaş'ın e, koz ağaçlının ve binlerce kişinin mağduriyetini gidermek için burada bir adım atın. Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay da oradaydı. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Alnımız ak. Göğsümüz tertemiz. Adalet nöbetinde bulunan bir diğer isimse Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu. Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar ve şu neden bu Nedenden ne ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir de gezi parkının park olmasına sonuna kadar savunacağız dedi. Gezi parkının park olmasını sonuna kadar savunduk, sonuna kadar savunacağız. Evet sevgili dostlar bu konuşmaları dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Oradan kulağınızı sakın ayırmayın. Ne olursa olsun hiç değilse haberlerde yurdun başka yerlerinde de olsanız bu insanların yanında durun. Gördüğünüz insanların yüzlerinde bir pişmanlık, bir kaygı, bir korku var mı? şu anlamda söylüyorum. Yaptıklarından kuşkuya düşmüş olma hali anlamında söylüyorum. Elbette ki sevdiklerinin hastalığına, çoluğunun çocuğunun annesinden babasının ayrı kalmasına dair üzüntü duyabilir insan. Ama ne diyorlar? Biz arkasındayız. Sözümüzün, içerideki insanların davasının arkasındayız. Bu çok önemli. Çünkü içeridekiler suçlu değil ki. Suçlu olmayan insanlara önce siz suçlu muamelesi yapmayacaksınız. Bu bir. İkincisi Sayın Davutoğlu ve Babacan meselesine gelelim. Kimse kusura bakmasın. Eğer Davutoğlu Davutoğlu ve Babacan Türkiye'de demokrasi, hukuk vesaire gibi bir takım konularda bugün söz söylüyorlarsa sırtlarındaki kamburu indirmeleri lazım. Daha önce söyledik, hükümet adına bir suç duyurusunda bulunduğu için isimlerini sildiremiyorlar. Tamam ama çok değerli konuşmacıların, ailelerin söylediği gibi bunu yapamıyorsanız gelin davaya yazılı olarak belgeyi koyun. Deyin ki biz o günkü hükümet dedik, ancak bu insanların terörle iltisaklı olduğunu düşünmüyoruz. Bu insanların hükümeti aşağıya indirmek için bir organizasyon yaptığını düşünmüyoruz. Biz dönemin başbakanı ya da şu bakanı olarak bu meselenin tamamen siyasi bir dava olduğunu ifade ediyoruz. Bunu deyin. Bunu deyin ki bu memlekette size çok kızgın olan başta ben olmak üzere bu memlekette karanlıkta olan pek çok şeyin faile olduğunu düşündüğümüz sizlere çıkın bunu söylediğiniz zaman biz de güvenmeye başlayalım. En azından insan hayatının sonuna kadar hata yapmaz. Bazen de bunları ortaya koyar diyelim. Bunu yapmadığınız takdirde bizim size inanmamız için ne gibi bir sebebimiz var? Gündeme nota devam edin değerli dostlar, Rütük başımızın üstünde, demokrasinin kılıcı gibi biz konuşmayalım, biz söylemeyelim, biz irademizi ortaya koymayalım. Sizin sesiniz duyulmasın diye elinden geleni yapıyor. Bakın şunu söylemek isterim. Türkiye'de medyanın ortadan kalkmış olması pek çok insanın canını yaktı. Türkiye'de medyadan sorumlu kabadayılık yapan e, e, Sayın Bülent Arınç bir gün öyle bir hale geldi ki her yerden sesi e, kesildi ve dedi ki beni bile... Beni bile YouTube kanallarında konuşturmaktan korkar hale geldiler. Böyle dedi. Demek ki medyanın özgür, bağımsız olması fevkalade önemli. Ha şunu söylemiyorum. Medyaya ilgili birkaç sorunumuz var. Bir tanesi medyanın doğrudan siyasi iktidara sırtını dayamış olması ya da siyasi iktidarın yayın alanı olması, doğrudan orayı biçimlendirmesi. Bu öteden biri vardı. Şimdi iyice biçim değiştirdi, kılık değiştirdi. Zaten doğrudan medya saraya bağlı, Fahrettin Altunbey'e bağlı. Bu bir yüzde 90 medya, belki yüzde 95 medya. İki medyanın kaynağı, iktisadi kaynağı sorumlu. Muhalif gibi duran e, kanalların bile e, finansmanını yapan e, patronlar kanallarda at oynatmaya devam ediyorlar. Bu öteden beri böyleydi. Dolayısıyla özellikle emekçileri kenara koyuyorum. Orada üst düzey görev yapanlar patronlarını pohpohlayacağız diye gerçeklerin üstünü örtüyorlar. Bakın öyle bilgiler ediniyoruz ki, öyle şeyler öğreniyoruz ki maalesef bazı bilgileri off the record dendiği için kişiye özel dendiği için içimizde tutuyoruz. Ama biliyor musunuz ki ab? Abdullah Gül'ün pazarlandığı dönemde kimler kimler, hangi gazeteciler, hangi kanaat önderleri, kimler kimler ara boyunculuk yapmış. Dün bir isim daha duydum, küçük dilimi yuttum. Ciddi söylüyorum. Söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü dediğim gibi off the record bizde söz mutlaka tutulması gerekir. Solculuğun gereği sözünün arkasında durmaktır. Kendisi izin verirse çok güçlü bir kaynak buradan açıklarım. Ama e, şimdi açıklayamayacağım. Ayrıca medyada etik vesaire bilmem neler konusunda palavralar sıkanların da yaptıklarının bugün foncular olarak batıya göbekten bağlı olanların aldığı paraları aklamak için sosyal medyada neler söylediğini de unutmayalım. O liberal tezleri öne sirenler, Abdullah Gül'ü pazarlayanlar Avrupa Birliği fonlarından şişiriliyor, şişiriliyor, şişiriliyor. O yüzden diyorum ki benim söylediğim adreslere bakın. Tele 1'den ayrılmayın. Telebird'e katılmadığım düşünceleri de ifade edenler var ama burada benim düşüncelerime de katılmayanlar olduğu için özgür bir iklim var bu bir. İki, bir gün evrensel gibi solcu gazeteleri mutlaka bakın, sol portala mutlaka bakın, Tele1'in .com.tr'ye e, mutlaka bakın. Orada gerçekten namuslu haberciler var. Hay gerçekten namuslu haberciler var. ABC internet sitesine bakın. Orada da namuslu insanlar var. Elden geldiğince Türkiye'yi yok yoksul koşullar içerisinde anlatmaya, aktarmaya çalışıyorlar. Farklı düşüncelere bakın. Başka bir yeri öneremiyorum. Çünkü her yerde azgın bir milliyetçilik pazarlanıyor. Azgın bir milliyetçilik. Buralarda bir çoğulculuk olduğunu size söylemeliyim. Bu Açık benim görüşüm. Bunun dışındaki bazı kanallarda e, mesleki değerlerine çok inandığım arkadaşlarım var ama kanalın bütünü problemli. Onları da bazılarını söyleyemiyoruz. Rütük meselesine gelince rütük biz kapansak, bizim sesimiz kesilse, bize verdiğiniz cezalar, bu iktidarın sopası muamelesi artsa, hepimiz işsiz kalsak, buralar kesilse bile halkı ne yapacaksınız? Halkı ne yapacaksınız? Milyonlarca insanın iradesini ne yapacaksınız? Türkiye bir açıklama kalma pusanesine döndü mü? döndü. Ne olacak? Ne olacak? Sonuçta insanlar sandığa gidecek. Bunu unutmayın. Gelelim bir başka meseleye ve çok önemli bir meseleye. Ahmet Say'dan söz edeceğim. Ahmet Say'ı bilmeyenleriniz varsa bu Türkiye'nin ayıbı. Ama ben size anlatacağım ve meselenin ne olduğunu söyleyeceğim. Ahmet abi, Ahmet Say. Siz onu maalesef Fazıl Say'ın babası olarak e, bileceksiniz. Ahmet Say'ı kaybettik. Ahmet Bey'i kaybettik. Fazıl Sayın babası olarak bilinmesinde Ahmet abi'nin bir sıkıntısı yoktu. ben Cumhuriyet Gazetesi için yaptığım son röportajımda konuşmuştum. Artık Enver de diyor yorgunum, sıkıntılıyım vesaire sevgili Eren Ayhan'la birlikte yapmıştık. Ahmet abi ben Fazıl'dan dolayı açıkçası Sever Sayar değilim. Ahmet abi bize aydın kimdir? Ahmet abi bize solcu kimdir? Ahmet abi bize aydınlanmacı kimdir diye anlattığı için severim. Kitapları muazzamdır. Müzik konusunda yazdıkları muazzamdır. Hatıratını mutlaka okuyun. Türkiye'de bir dönemi anlatıyor. Biliyor musunuz ki Ahmet abi edebiyata yön vermiştir. İçinde Cemal Süreyya'nın, Behçet Aysa'nın, Mehmet'in altı okun bulunduğu büyük ustaları himaye etmiştir. Onlarla kol kola girmiştir. Devrimcidir, sosyalisttir. Bir adım geri atmamıştır. Ve Fazıl'ın büyürken bütün varını onu ortaya koyarak bir dev sanatçı yaratmak için elinden geleni yapmıştır Ahmet abi. Yarın toplağa verilecek. Ankara'da olanlar lütfen gitsin. İlk defa benden işitenler de lütfen Ahmet Say kimdir diye araştırsın. Sıradan bir isim değildir. Ahmet Say Fazıl Say'ın babası olmaktan gurur duyardı ama Ahmet Say çok büyük bir entelektüel, çok büyük bir aydındı. Delil mi istiyorsunuz? Şimdi size bir aydının neler yapması gerektiğini bütün okullarda okutulacak bir şekilde belgeleyeceğim. Önce Ahmet abi'nin tavrını göreceksiniz. Resmi tarihin nasıl hakikatleri çarpıtmasına karşı direndiğini göreceksiniz. Sonra o tarihin ne anlama geldiğini ortaya koyacağım. Muhtemelen o günlerde iktidarın kuyruğuna takılan izleyiciler, iktidarın kuyruğuna takıldığı için de yanlış bilgilenen izleyiciler Ahmet abi'nin tavrından dolayı acaba ben tarihi yanlış mı biliyorum diyecek. Birilerini ilkilteceğiz. Bakın bir aydın, omurgalı, onurlu bir aydın ne yapar? Dikkatle izleyin. İşte Ahmet Say. Rica ediyorum. Şahı, Bu toplantı rica ediyorum lütfen. Bayram, Ahmet Bey yani. lütfen. Bayram, Ahmet Bey burada buranın ağzının tadını kaçırmayın. Lütfen. Aydın olarak Lütfen, ya dinleyin terk edin. Bir aydın olarak... Ya dinleyin terk edin. İki tane yakın tarihimizin özgürlük, demokrasi ve adalet açısından iki önemli olayı var. Birincisi Fethi cezaevlerinin mucidi olan o dönemdeki Adalet Bakanı'nın vicdansızlığı acımasızlığı ve insanlık düşmanlığı. Niye insanlık düşmanlığı diyorum? Onu da söyleyeyim. İnsanın tanımı şudur. İnsan biyopisişik, sosyal, kültürel bir varlıktır. Bunun içindeki sosyal yani toplumsal yönünü insanoğlunun dışlarsak yani insanı tek başına hücreye atarsak o zaman insanlıktan anlamıyoruz. İnsanlık özgürlüğünü insanlığın tanımında var olan değerleri tanımıyoruz demektir. İşte bu şahıs bunu yapmıştır. Bunu yapmıştır. Bu Hikmet Sami Türk. Arkasından da arkasından da Bayrampaşa eski Samazılar cezaevinde fosfor bombası kullanarak hapishanenin içindeki ee, silahsız, eli kolu bağlı zavallıları fosfor bombasıyla yakmıştır. Katil demiyorum ama birinci derecede sorumludur çünkü Adalet Bakanı'ydı. Bakın dostlar, Aydın kimdir'i net ortaya koyuyor. Bir, sözünün arkasında. iki muhatabı bakan Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, mekan her neresi olursa olsun geldiği yaşa bakın çıkıyor ve yüzüne söylüyor. 3. Korkmuyor, korkusuna yenilmiyor. 4. İnsan haklarını, mapusta bile olsa insanlar koruyor. F tipi meselesi o gün insanlar oh olsun derken bunlar terörist, bunlar üçkağıtçı, bunlar sahtekar deyip içeri tıkıldıkları zaman, insansızlaştırıldığı zaman çıkıyor ve düşmanın bile olsa hakkını savunurum diyor. Neden? Deniz Gezmişleri de kapattıkları zaman suçlu muydu Deniz Gezmiş? Nazım'ı kapattıkları zaman suçlu muydu Nazım? Sabahattin Ali'yi kapattıkları zaman suçlu muydu Sabahattin Ali? Uğur Mumcu'yu kapattıkları zaman suçlu muydu Uğur Mumcu? Türkan Saylan'a terörist dedikleri zaman, İlhan Selçuk'a terörist dedikleri zaman suçlu muydular? Bugün e, Gezi'den dolayı içeri atılan insanlar suçlu muydu? Dostlar, kimseye ezberle bu suçtu mapu sahnede ölsün gebersin demeyin. Tarih var tarih. Vicdan var vicdan. O yüzden mapustaki insanların da hakkını savunacaksınız. Hakkını savunacaksınız. İşte bir aydın çıkıyor. Önce size diyor ki insan budur. Bakın. Sonra diyor ki insanı insanlıktan mapusta bile çıkaramazsınız. Sonra da çıkıyor çatır çatır yüzüne söylüyor. Bakın yüzüne söylüyor. Şimdi ben kendime kimden örnek alacağım kimden örnek alacağım Ahmet Saydan örnek alacağım hayatta böyle duran ve öldüğü günde kaç kişinin anımsadığına bakmayan dimdik bu insandan örnek alacağım kimden örnek alacağım Aziz Nesin'den örnek alacağım Kimden örnek alacağım? Nazım'dan, Sabahattin Ali'den örnek alacağım. Hani soy sop tartış tartışmaları yapılıyor ya. Soy sop nedir biliyor musunuz? Bizim hangi ırktan, hangi dinden olduğumuz değildir. Soy sop fikir soyudur. Fikir soyu insanın güçlüyse ancak o insan anlamlı olur. Soy sop nedir biliyor musunuz? Akrabalık yoldaşlıktır. Şimdi size hatırlatacağım Kimse kusura bakmasın, ilkileceğiz. Kimse kusura bakmasın, Ecevit hükümeti de masum değildi. İşte size tarihimizin en karanlık, en utanç sayfalarından birisini ekrana getireceğim ve sonra bir çift laf edip devam edeceğim. Lütfen bunu da dikkatle dinleyin. Ezberlerinizi bozun. Buyurun. Hayata dönüş operasyonu değil mi? Bildiğiniz açık katliamdı. Bildiğiniz Açık katliamdı. Hikmet Sami Türk bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor, köşeler yazıyor. Hikmet Sami Türk bugün panellere, toplantılara gidiyor. Hikmet Sami Türk bugün adalet bakanı olarak, önemli bir insan olarak itibar görüyor. Orada açık bir şekilde katledilen evlatları ardından aileler, ağıtlar yakıyorlar. Milli Güvenlik Kurulu kararı diyorlar. Pek çok Milli Güvenlik Kurulu kararı alındı. Her Milli Güvenlik Kurulu kararı doğru muydu? Ergenekon'da, Balyoz'da yakın tarihimizde yayınlananlar onları terörist olarak ilan edenler haklı mıydı? Hikmet Sami Türk akıl verme durumunda değil. Hikmet Sami Türk hesap verme durumundadır. Tarihimizle yüzleşeceğiz, helalleşeceğiz ya. Tarihimizle bakın görüntüler bunlar. Tarihimizle yüzleşeceğiz, helalleşeceğiz ya. Peki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Sami Türk Bey'le de bir hesap soracak mıyız? Bugün Veli Saçılık kolunu kaybetti ya. Veli Saçılık kolunu kaybetti. Bu insanların hangi suçtan olduğu, bu insanların ne yaptığı, hangi koşullarda yaşadığı, bu insanların içeride ne aradığı belli mi? Kimin ne olduğu belli mi? Hepsine asker kuvvetiyle girip silah sıkıyorsunuz, bombalar atıyorsunuz ve insanları katlediyorsunuz. İşte medya meselesine gelince, medya meselesine gelince medya ne yaptı bunları? Ertuğrul Özkök başta olmak üzere manşetlere çıkarttı. Teröristler öldürüldü dedi. Arkadaşlar biz bu ülkede yaşıyoruz. Kimin vatan haini, kimin vatanperver olduğu, kimin terörist, kimi makbul vatandaş olduğu hiçbir yerde bu kadar tartışmalı olmamıştır. Cezaevine giren insanlar, özellikle siyasi mahkumlar ayrıca önemlidir ve devlete emanettir. Devlet her yerde haklarını savunmak durumundadır. Bugün bana gelen Merdan Bey'e de gördüm gelenleri. Böyle böyle, böyle böyle mektuplar var. İnsanlar içeride inim inim inliyorlar. Şimdi bazılarınız çıkıp diyeceksiniz ki işte görüntüler böyle. Siz her görüntüye inanıyor musunuz? Her servis edilene inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız yandaş kanallara da inanın. Niye sorgulayacaksınız ki? İşte Ahmet Sayın kaybı kendini yalnız hisseden insanlara karşı bir aydının direnişinin kaybıdır. Lütfen, lütfen görünenin değil arkasındakine bakın. Bugün merkez medya olarak e, konumlanmış olan, şimdi de buharlaşmış olan yerine başkaları konan medyaya bakın. Bunları söyleyecek kaç kişi var? Sayın Hikmet Sami Türk o dönemin, o dönemin hesabını vermiş değildir. Vermiş değildir. Hikmet Sami Türk Bey buraya gelsin, yüz yüze bir aykırı sorular yapalım bakalım o günü açıklayabilecek mi? Hikmet Sami Türk Bey veli saçılıkla bir karşı karşıya gelsin. Veli saçılığın anneciğinin, anasının neler çektiğini bir işitsin. Yok öyle şey. Tarihi unutacak. Sivas'ı unutacak mıyız mesela? Unutacak mıyız? Bunu da unutmayacağız. Gündeme not devam ediyor. Sayın Meral Akşener formdaydı bugün yine. Gerçekten e, önemli şeyler söyledi. Ben de dikkatle dinledim. Bir kere ilginç bir şey yaptı. E, dedi ki e, bundan böyle Erdoğan'a bir süredir Bay Kriz diye hitap ediyor. Nasıl Erdoğan Bay Kemal e, diyorsa o da Bay Kriz demeye başladı. Herkes birbirine bir takım sıfatlarla e, bakıp bir takım değerlendirmeler yapıyor. Ve bugün çok enteresan bir şey söyledi. Bol nasihat sıfır icraat dedi. Ve ardından göçmenlerle ilgili meseleye girdi ve sarsıcı rakamlar verdi dedi ki ki bizim ülkemizdeki bugün sığınmacı olarak gelenler 2053'e doğru gittiklerinde neredeyse nüfusun yarısını oluşturacaklar dedi. Bu da demografik yapının nüfus yapısının değişmesi anlamına geliyor dedi. Biz bu insanları döverek söverek göndermeyeceğiz. Bir plan dahilinde davranacağız ve bu insanların kendi ülkelerine falan gitmesi noktasında gerekeni yapacağız dedi. Ardından da ekledi ve çok önemli bir şey daha söyledi. Bunun da altını çizmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği siz dedi bu insanları para karşılığında, rüşvet karşılığında Türkiye'de tutuyorsunuz dedi. Önemli bir şey söyledi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir tutarlık içerisinde gidiyor. Sanıyorum Millet İttifakı'nın eğilimi de bu. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfusunun neredeyse şu an için söylüyorum sekizde birini oluşturan bir sığınmacıyı iktisadi olarak kaldırması mümkün olmadığı gibi toplumsal sorunların çıkmasına da engel olmak mümkün değildir. Ve Sayın Akşener ekledi dini kavramlarla, işte ensar vesaire gibi kavramlarla bu durumu meşrulaştırmayın. Sorunun müsebbibi sizsiniz dedim. Aslında aslında Bugün bir e, anket yapılsa Türkiye'deki herkes de bu sorunu rahatlıkla ortaya koyar. Gidip bu Türkiye'deki sığınmacıların en azından bir kısmına siz Türkiye'de mi yaşamak istiyorsunuz yoksa kendi ülkenizde mi yaşamak istiyorsunuz yoksa yola Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için mi çıktınız deseler sorun ortadan kalkar. Ne Türkiye'deki sığınmacı düşmanlığı e, genişler, ırkçı e, söylemler genişler ne e, sığınmacıların da bu ülkedeki yarattığı sorunlar kalır. Çünkü inanın bana uygun koşullar olsa sığınmacıların bir kısmı zaten ülkesine dönmek isteyecektir. Çok büyük olmadığını zannettiğim bir kısım, Türkiye'nin taşıyabileceği bir kısım burada kalacaktır ama çok 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 büyük bir kısmı, altını çiziyorum, çok büyük bir kısmı Avrupa'ya gitmek isteyecektir. O zaman gitmek istedikleri yerin önünde niçin Türkiye engel olsun ki? Açık sınır politikasını madem uyguluyorsunuz, çıkın deyin ki biz girenleri de çıkarken de engellemiyoruz. Dünya sınırsızdır, insan haklarıdır. Ama niye yapamıyor siyasi iktidar? Çünkü göbekten bağlı, ekonomik olarak bağlı, siyasi olarak bağlı ve bir tür rehin gibi tutuyor bu insanları. O yüzden şunu hiç unutmayın. Sığınmacıların bu ülkede olması birçok farklı parametreden dolayı sorundur. Ortadoğu coğrafyası açısından sorundur. Avrupa Birliği, Amerika politikaları açısından sorumludur. Rahatlıkla Türkiye bugün Rusya, Suriye, Irak ve kendisinin katıldığı bir dörtlü toplantıyla bu işi büyük oranda çözebilir bu tarafa dair. Dönelim öteki tarafa dair Avrupa Birliği'ne kusura bakma ben bunu taşıyamıyorum. Maddi olarak da taşıyamıyorum, manevi olarak da taşıyamıyorum. Toplumumuzda sorunlar çıkıyor ve sınırı açıyorum dese ya da sınırı açamıyorsak da gelin Orta Doğu'daki demokrasi şartlarını hep birlikte sağlayalım bu insanlar yurduna dönüyor dese bunlar akılcı, makul ve kimsenin burnu kanamadan olan çözümlerdir. Ha her ülke. Her büyük devlet belli oranda sığınmacı ya da mülteci alır. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin e, türünde insanların farklı sebepten dolayı gelmeleri ya da geçici olarak gelmeleri, okumak için gelmeleri, sonra kalmaları, faydalı olmaları, turist olarak gelip burada faydalı olup kalmaları bunlar dünyanın her ülkesinde olur. Ama buradaki mesele öyle değil. Afganistan'dan gelenler doğrudan Amerikan askeri. 100 bin civarında en az. Ee, Suriye'den gelenlerin bir kısmı cihatçı, bir kısmı bizim yarattığımız Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı soğundan dolayı Türkiye'ye gelmiş insanlar. E ee, çözmek çok zor değil. Açık sınır politikasını iki yanlı oluşturun. İnsanlar gitmek istedikleri yere gitsinler. İnsan hakkı değil mi bu ya? Gitsinler. Bakalım ne olacak? O zaman Avrupa'nın ne kadar iki olduğunu göreceksiniz. İşte bütün bu meseleleri doğru dürüst ve yerli yerinde konuşmak gerekiyor. Hamasetin yerine somut çözümler koymak gerekiyor. Hani ben burada bazen söylüyorum ırkçılık yapmadan sorunları çözelim diye nedeni bu ırkçılık yapmadan sorunu çözmenin yolları var. Yoksa adamları alıp trenlere bindirip dünyaya korkunç görüntüler vermenin anlamı yok ki. Bakın hatırlayın şöyle bir tablo oldu aklıma geldi. E hatırlar mısınız Avrupa ile Türkiye arasında bir gerilim oldu. Sayın Erdoğan bırakıyorum o insanları size dedi. Kapıkule'ye doğru ellerinde çantalarla insanların yürüdüğünü gördük. Kaçını bıraktılar, kaçı geri döndü, kaçı bir şov malzemesi oldu bilmiyoruz bile. Soran var mı? Yok. Bence Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorumlu mevkisinde olanlar o görüntüler üzerinden de tartışmalı. Bunları yaşadık yahu. Bunları yaşadık. Hatta başka bir şey söyleyeceğim. Bakın aklıma geldi. Ermenistan'da gerilim olduğunda bana bakın dedi. Türkiye'deki Ermenileri size geri gönderin dedi Sayın Cumhurbaşkanı aptal insandan söz ediyoruz. Çanta değil ki bundan. Gelip burada insanların pisliğini sevilen, ucuz iş gücü olan, e, merdiven altında çalışan bu insanları alıp götürüp getirmek meselesi değil ki bu. Bunun altında Mustafa Kemal'in yurtta su, cihanda sulh ki onu da kirlettiler 15 Temmuzcular e, söylemi üzerinden iyi politikalarla insanların iç işlerine karıştırmadan denklemi kurmak lazım. Unutmayın hepsinin çözümü elbette ki var ama akıl, bilim ve var olan koşulları hamasetten uzak değerlendirmek lazım. Şimdi e, Sayın Erdoğan'ın bu hukuk meselesiyle ilgili dünkü sözleri var. Hakikaten insanların üzerinde düşünmesi gereken sözler. Erdoğan ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti teliğini güçlendirme mücadelesi veriyorum diyor. Devam edelim ötekini de e, görelim. Birinci söylediği şey bu yani hukuk mücadelesi verdiğini söylüyor. Milletimiz mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir diyor. Şimdi sözlerini dinleyelim. Bu iş çok karışık. Bu iş çok karışık. Söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Söyleyeceklerim de şöyle olacak. Akrep gibisin be kardeşim. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken muhalefet cenahından da ortaya en azından bir metin teklifi koymasını bekledik. Aradan geçen bunca zamana rağmen önümüze üzerinde konuşabileceğimiz herhangi bir metin gelmedi. Biz de kendi hazırlığımızı beklemeye almak mecburiyetinde kaldık. Ancak milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız. Bu özgürlükçü, sivil, 12 Eylül zulmünde insanların mağdur olduğu metinden kaynaklı olarak doğan zafiyetleri ortadan kaldıracak bir anayasa vaadini ne zaman duyduk? Bellek niye önemli? Hatırlayın. Hep söylüyorum ya ben yetmez ama evetçileri unutmam. Yetmez ama evetçiler bir öz yapıp toplumdan özür dileyip ardından da bir metinle biz kandırılmadık, biz bile isteye hatalıyız demedikleri müddetçe hesap sormaya devam edeceğiz. Bazıları diyor ki e işte döndüler sus. E işte geldi önümüze. Geldi önümüze. Şimdi Allah'ın seversiniz. 12 Eylül anayasasının bir faşist anayasa olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz o gün tarihi itibariyle. Peki halkımızın Ahmet Say gibi, Aziz Nesin gibi aydınlara kulak vermek yerine Kenan Evren'e kulak verip %92 ile birlikte buna evet dediğini biliyor muyuz? Bir halkın %92'si yanılır mı yahu? Ama yanıldı. Neden? Propaganda yapıldı. Generaller oldu. Terör diye insanları 77'de Taksim'de öldürdüler. Diski CHP'yi kapattılar. Sınıf mücadelesi verenleri içeri tıktılar. İşkence yaptılar ve halk gördüğüne inandı. TRT ellerindeydi. Dedi ki ya Kenan Evren yeni Atatürk galiba haşa. Çakma Atatürk pozisyonda dolaşıyordu. Halbuki Kenan Evren Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası olarak çok net bir şekilde 5 kuklayla birlikte Türkiye'ye ne getirdi? Neoliberal siyaseti özalın bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler hikayesini yetmedi. Faşistlerin bu iktidar varlığı üzerinden cemaatlerin, tarikatların önü açıldı. Bir elde Kur'an, bir elde bayrak. Şimdi Erdoğan diyor ki biz burada eziyet çektik. Yok. Sizin iktidara gelmenizi sağlayan yolu açtı askerler. Askerlerin hesap vermesini herkes isterdi, solcular isterdi ama onu bile kullandılar. Ne oldu? Yetmez ama evet, Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Ne oldu? Yetmez ama evet, yeni anayasa geliyor. Ne oldu? Kenan Evren şey oluyor, işte yargılanıyor bilmem ne. Biz o zaman hayır dediğimize postalcı dediler, darbeci dediler, ulusalcı, ırkçı bilmem ne dediler. Hiçbiri değildik, solcuyduk. Solcuyduk, gerçeği söylüyorduk. Ne oldu? O anayasa vaadinin yerine Türkiye'de zaten defalarca değişmiş olan 12 Eylül anayasası bambaşka faşist otoriter bir iklime doğru Türkiye'yi götürecek gibi görüldü. Ve şimdi bugün yine bu vaat geliyor. Bugün çıkıp açık bir şekilde, açık bir şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilmeli Gerçekten bunu söyleyebilmeli. Bırakınız 21-24 anayasalarını falan. Gerçeği konuşalım. 1961 anayasası bizim tarihimizde en ileri anayasadır. Net. Kılıçdaroğlu bunu savunmalı. Herkes bunu savunmalı. 1961 anayasası metnini almalı. Bir kurucu meclis kurulmalı. Bu 61 anayasasının baz alındığı yerden o kurucu meclis Türkiye'yi geleceğe taşıyacak anayasayı yapmalı. Başka bir şey gerek yok başka bir şeye gerek yok. Yok 1921'e vaat, 1921'de ya 61 Anayasasında Kürtler var, Aleviler var, laikler var, sosyalistler var. Herkes var. Ötekiler zaten var. Niye bunu savunmuyoruz? Nesi eksik? Tam da metin Hani diyorlar ya babalar gibi üzerinde e, hemen bir çalışma yapılarak Türkiye ileriye taşıyacak bir metin. Buradan Sayın Kaboğlu'na çağrı yapıyorum. Sayın Kaboğlu, tarihi sorumluluğunuz var. Sayın Sami Selçuk, tarihi sorumluluğunuz var. 1961 Anayasası'nın ne olduğunu memleketimize anlatın. Bu anayasanın Türkiye'ye büyük faydası olacağını düşünüyorum. E, ve bana katılıyorsanız eğer lütfen bunu dillendirin. Şimdi bu Aleviler vesaire meselesine gelince... E, Yine e, Sayın Davudoğlu'nun bu kez bir değerlendirmesi var. Memleketin hali hakikaten çok enteresan, mizah konusu olacak şeyler izah edilemez hale gelince hakikaten e, mizaha dönüyor. Mizah konusu oluyor. Şimdi Davudoğlu Alevilerin taleplerini programa koyduk, Erdoğan reddetti. Arkadaşlar, istifa mekanizması yok mu? İstifa meselesi yok mu? Eğer Erdoğan o gün reddettiyse, siz Alevilerin taleplerini e, dile e, dile getirenleri yanınıza alıp bir basın toplantısı yapıp Aleviler bu ülkenin birinci sınıf yurttaşlarıdır, biz de onların taleplerini yerine getirmek için yola çıktık, Sayın Erdoğan engelledi deseniz ne olur? Türkiye'de Aleviler birinci sınıf yurttaş falan değildir. Neden? Çok basit. O da vergi ödüyor. Başka inanç grubundaki olanlar da vergi ödüyor. Ama bütün bu vergilerle Ali Erbaş Bey'in saltanatı ortaya çıkıyor. Ali Erbaş Bey'in saltanatı elinde kılıç. Şimdi e, örselenmiş, zarar görmüş bir Ayasofya'dan Türkiye'ye nasihatler veriyor. Bütçesine bakın. Hangi Alevi'nin cemevi, hangi Alevi'nin e, varlığı Türkiye'de tanınmış ki? Alevi olarak bugün gidin. Herhangi bir görev alma şansınız var mı? Devletin herhangi bir yerinde Mümkün değil. Peki zulüm? Evet var. Devletten hiçbir kaynak alamazsınız. Bir. İş alamazsınız. İki. İbadet edemezsiniz. Üç. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi başka bir sorun daha var. Ben dini meseleleri tartışmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü ben layık bir insanım. Bütün dinlere, bütün mezheplere eşit mesafedeyim. Benim için öteki dünyayla ilgili tartışmalar yok. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Türkiye'de 12 Eylül'den sonra bilerek ve isteyerek bugün söylemeyeceğim bazı insanlar... Özellikle cemaatin de etkisi ise abuk sabuk e, e, Müslüman Alevi yani Alevi İslam anlayışı diye saçma sapan bir şey getirdiler Türkiye'ye. Alevi İslam anlayışı ne demek? Zaten Aleviler eğer kendini kendini İslamiyet'in içinde tarif ediyorsa onun anlayışını senin tarif etmene gerek yok. Bunun dışında tarif edenlerin de inançlarına saygı duyman gerekir. Biz layıkız bizi ilgilendirmez ama devlet kendi Alevisini yaratmaya çalıştı ve bir nebzede yarattı. Bakın Alevilerin toplamına, net tartışmalara bakın bilerek bölündü. Bana sorarsanız Alevilik, Sünnilik ve Gayrimüslimlik gibi bütün tartışmalar beyhudedir. Çünkü Türkiye önce cumhuriyet olmalı, önce layık olmalı. Devletin içerisindeki bu tartışmalar tamamen ortaya ortadan kalkmalı. Burada insanlara sen Alevi misin, Sünni misin denmemeli. Ha ibadet ihtiyacı varsa, bu insanların mekanları kamusal olarak yapılmakla yükümlüyse, yapın Alevilerin mekanlarında. Alın e, şeyden, e, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu bütçeleri kaldırın. Devletin istediği Aleviler diye bir kural da koymayın. insanlar özgür iradeleriyle nasıl yaşayacaksa yaşasınlar. Bugün size bir söyleyeyim mi? E, maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasa, cemevlerine ne elektrik, ne su gider, ne bir tane çay verilir. Bu Allah'tan reva mı? İnandığınız inancınıza reva mı? Sayın Davudoğlu da çıksın bunu da açıklasın. Davutoğlu kapalı kutu, kirli çıkı yani. Lütfen konuşsun. Defalarca çağrı yaptık. Buraya gelin konuşalım Sayın Davutoğlu. Konuşalım, biz size soralım, siz cevap verin. Bana gelmeyin, bana gelmeyin. Başkalarına gelin ya da bana da gelin. Ama konuşalım. Madem helalleşeceğiz, Zaten e, hesaplaşacağız. Biz de halk adına soru soralım. Hatta ben kendi sorularımı sormayayım ya. Halktan gelen soruları tombala çekip size sorayım. Ama bu meseleleri konuşmak lazım. Yine çok gevezelik ettim. E, size yetiştirmeye çalıştım. Birçok malzememiz elimizde kaldı. E, ancak e, şunu mutlaka ve mutlaka söylemek isterim. Yarın gündeme getireceğim. İnsanların yaşam biçimine yönelik sert uygulamalar devam ediyor. Eskişehir'deki festival bir örnekti. Gericiler ayaklanmış durumda. Genç kızlara, erkeklere, yaşam sevinci taşıyanlara, müzik yapanlara, tiyatro yapanlara, kitap okuyanlara eziyet çektirmeye devam ediyor. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben ne olduğunuz için teşekkür ediyorum. Az sonra Begüm Han gelecek. Ben de eve gider nasıl onu izliyorum. Çok da beğeniyorum yaptıklarını. Akşam Evren var. Son derece başarılı. Fatih çok başarılı sorular soruyor. Merdan Bey ile e, Emre hocamız şahane konuşmalar yapıyor. Bugün kimin günü bilmiyorum. Akşam tartışma var. E, gece de ilk defa Türkiye'de gece haberleri yapılıyor. Çatır çatır orada son derece başarılı işler yapılıyor. E, Recep ekibi var. telebir ayakta. Rütük. telebirden rahatsız olma. Yarın bir gün. İnan bana Rütük Başkanı tele e sizin de ihtiyacınız olacak. Hoşçakalın.